Canlısına kolay depo gelsin. O depo olmazsa? Ne anlatıyorsun? Yok, bir ara Yamaha MT7 ile yarışırken Mesut abi kilometre alıyordu da. Evet. Onu anlatıyorum. Ne olmuştu? O an CG deposu üstündeydi. Ki bayrakta. Depoyu sökmüş olsaydık 215'miş. Kamyoncu Mesut abi dedi 212'ydi dedi, önümde gidiyordun. Seni dedi sabitledim. Siz neyle denediniz motoru? MT ile mi denediniz? Yamaha MT. Yarım direk atmışsın o zaman abi. Yok, şu Suriye'nin arabası kadar önünde gidiyordu. Hmm. Yarım direk yok. Depo sökük olsaydı. Suriye'nin işte arabası bu oluyor arkadaşlar. 215. O motorun da dibi 215. MT7'nin. Geçtin demek MT'ye ha? Ha. İşte sürücü farkı. Öyle. Motor da hayalet de ama çırıçıplak. Sürücü farkına ben motorda çırıçıplak biliyor musunuz? Buradan Hatay'a gidiyorum. İşte sonradan depoyu çıkardım. Almanya'dan 3 tane 600'lük BMW. O gün depo olmazsa 3 döve koyacaktı. 2-15. Kiliseye geliyorlar. Depoyu sökmek 2-3 koyuyor. Tabii ki. Onlar yolu bilmediği için. O gün bu CG deposu vardı. Belen'i geçtikten sonra Yarıkkaya rüzgarı var orada. İnanır mısın? 130 kilometre hızla eser. Ben artı kolektörü hep sökmüştüm. O zamanlar. En sonunda kolektörsüz yarışıyordum. Taksiye geldiğim zaman rüzgar beni bir attı en sağ banketin oraya kadar. CG'lemesi kaldırdığımızda kolektör yoktu. Sökmüştüm. Onları geçtim. Tamamıyla. Zaten CG'le kalkmadan önce iki kere Java ile yarıştık. Kolektör yoktu. Yine yoktu. Gelince yani o CG ile mezi yan yana kaldırdık ama ben de bayağı çabalı hep üstüne koydum. Onu yan yana kaldırırken de CG ile iki kere yarışmış. Yorgun motordu. Evet. Yan yana kaldırdım ama götüm çıktı, öyle kolay değil. Sallamayla olmaz bu iş. Değil mi? Tabii. Motor bizi nasıl geçer dedi. Dedim ki das auch dedim, Deutsche dedim. Ondan sonra baktı böyle dedi mez. Ya dedim mez. İşte mezin kalitesi. Mezin kalitesini anlatıyor dayıcım. Şimdi Sezgin amca biz olayı kaçırdık. Tekrar anlatır mısın? Cihanus'ta konuşuyordu o esnada. 3 tane motor Almanya'dan hacı olmaya kiliseye geliyorlar. Saint Pierre Kilisesi'ne, Hatay'a. Evet. Onlar Belen'i geçerken beraber gidiyoruz. Arkalarında kız arkadaşlarıyla beraber bir hava attılar böyle. Hı. Ondan sonra ben de yolu çok iyi bildiğim için onların o havasını bir dedim şöyle bir alayım. Bu dediğin zamanlar yıl kaç? Sene 1994. Hey yavrum hey. Şey yok, 2004. 2004. Pardon, 2004. Motoru da yeni almışım o zaman. Yine bu motor mu var o zaman? Evet, aynı bu mezle beraber. Hı. Onlardan geçtik, tam top boğazını geçince aşağı doğru inerken Yarıkkaya rüzgarı köşede esiyor 130 kilometre hızla. Evet. Ben onu bildiğim için yolun en sol banketinden gittim yol boş olduğunda. Bastım gaza, bunları bir 2-3 kilometre taktım. Hı. Ben onları geçtikten sonra onlar o köşeye gelince birden pıstılar. Çünkü rüzgar o kadar kuvvetli ki. Evet. Birbirlerine çarpmamak için yavaşça şey ettiler. Ben top boğazına kadar indim. Ondan sonra serin yola varınca bunlar arkamdan basıyorlar, hızla geliyorlar. Durdurdum onları. Dedim oturun dedim, gelin konuşalım sizden Almanca. Evet. Ondan sonra onlar dedi biz dedi Münih'ten geliyoruz. Dedim ben de Berlin'den geldim dedim. Hı. Ama dedim sizleri görünce dedim Almanyalılar dedim bizim dostumuz, arkadaşımız. Tanışmak istedim dedim. Evet. Buyurun gelin dedim köyümüze. Size dedim yemek yedireyim. Onlar dedi vaktimiz yok dedi. Gönderdim onları. Ama göndermeden önce motora baktılar. Bu motor bizi nasıl geçer? Dedim ki bu da dedim Alman malı. Mezle. Eğildiler baktılar. Ya dedi bu da dedi Alman malı dedi. Evet. Ondan sonra bu da dedi nasıl aldın? Dedim Almanya'dan gelmiş bir arkadaş dedim satıyordu aldım. İçi kapağı. Peki o zaman onların motoru neydi altındaki? Bir bilgin var mı? Onların BMW 600'lük. Ha yine BMW vardı altında. 600'lük BMW. Ama motorun acemisi olduklarından ve yolu bilmedikleri için. Yolu bilmedikleri için bana meydan okuyamadılar. Yani değil mi? Boşuna dememişler. Sürücü tecrübesini konuştuk. Öyle. At çökeğin altında oynar. He.
Almanca da bilmem, onların da hoşuna gitti. Bir ufak bir tanıştık, sohbet. Arkadaş olduk. Teşekkür ediyoruz Sezgin amca. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Herkese iyi seneler. Teşekkürler. Cihan Usta görüyor musun? Bak Sezgin amca da zamanında hızlıymış. Evet. Duyuyorum. Anlatıyorum. Dinledin ama. Değil mi? Motoru çalıştığın videomuzu sabote ettin ama. He. Yok, ben bilerek videonuzu bozmak istemedim de. Teşekkür ediyorum. Buradan akıyor akıp. Aksın yani. Aksın. Motoru da çalıştırmam gerekiyordu. Yani ben... Sezgin amca da zamanında bak. Görüyor musun? 600'lük BMW ile yarışmış adam. Hangi yıllarda anlatıyordu? 2004 yılı. Bir şeyler dedi. 2004. 2004. 2004 mü? Evet. Önce 94 bir şeyler diyor dedi. Ama yol tecrübemi daha önce, sene 1972'de, evet, ustamın motoruyla yaşadım. Yani tamir ettiği motoruyla. O da trafik polisinin 6.5 BMW'siyle. Ustamın oğluyla beraber motoru habersiz aldık. Tepsi kebabı yemeye gittik Sarımazı'ya. Dönüşte de tabii bizi çevirme yakaladı. Ama biz çevirmeden kaçtık, dükkana geldik. Arkamızdan tabii trafik polisleri, arabalar, motorlar gelip dükkanı bastılar. Sonra dediler ki, ya dediler, niye kaçtınız bizden? Vallahi dedik, biz korktuk, ondan kaçtık. Ama dedi Bayram Usta dedi buraya, yani Bayram dediğimiz polis arkadaşımız, evet, dedi buraya tamir için bıraktı. Biz de denemek için gittik. Tamam, dedi, sorun yok, yeter ki çalıntı olmasın dedi. Arkamızdan ustam geldi. Ustam bize bir güzel dayak attı. Hak etmişsiniz habersiz ama. Habersiz niye gittiniz diye. Ama o ustam yıllar sonra BMW fabrikasına ustabaşı oldu. Evet. Adı da Erdoğan Ansal. Selam olsun. Evet. Ve oradan emekli oldu, geldi herhalde. Ama hala orada var. Ama siz dayağı hak etmişsiniz yani. Tabii canım. Habersiz. Bir de polisten kaçıyoruz. Polis motoruyla. Polis motoruyla polisten kaçıyorsunuz bir de. O da iyi bir macera oldu bize. Hem de motor tecrübesi oldu. Kesinlikle. Cihan Usta'yla ne zaman tanışmıştın Sezgin amca? Söylemiş miydik daha önce? Yaklaşık 6 sene önce tanıştık. Benim kaynım daha önce bunlara mez getirip yaptırmış falan. Evet. Bana dedi ki, enişte dedi, eğer dedi motorun bir şey olursa dedi bizim Cihan Usta'ya götür. Dedim götürürüm dedim, bir tanışalım dedim. Hı hı. Ve o zaman geldim Cihan Usta'ya, dedim bak kardeş, biz seninle arkadaşız. Ama sen benim kaynımın da arkadaşısın, benim işim bir kardeş gibisin. Evet. Bundan sonra dedim ben sana geleceğim, devamlı işimi yaptıracağım. Hani bir sıkıntı olmasın dedim. Yok dedi. Her o gündür bugündür buradasın yani. Evet, o ben gündür bugündür kalmış kontak. Devam ediyoruz. Çünkü ben seni daha öncesinde görmüyordum. Niye bu tutarı? Bundan bir 8-9 yıl önce görmüyordum, o yüzden sordum. Evet. Doğru. Ondan 3 sene önce de Sami Usta'nın yanına gidiyordum. Sami Usta. Evet. İyi ustadır Sami Usta da. Buradan da ona selam olsun. Aynen. Şu an Sami Usta Kozan'da zaten. Genelde Kozan'da yapıyor. Ufak tefek. Evet. Ama çok büyük uğraşmıyor. Yani parça falan, aynen, sıkıntısı aynen oluyor olduğu yerde. Geçen telefonda konuşmuştuk. Zaten gittiğim zaman da oğlu devralmıştı. Oğlu yapıyordu. Evet. Oğlunun ismi de Yasin'di galiba. Evet, öyle Yasin. Hatırlıyorum. Onlara da selam olsun. Aleyküm selam. Cihan Usta. Heh. Nasıl gidiyor? İyi, uğraşıyoruz işte. Bir 3-4 gün dükkanı açamadın. Ha, İşler birikti. Gözümden dolayı, gözüme spiraldan çapak taştı. Gözünde hala kırmızılık var. Tam var. Geçmiş değil ama. Şu an Kuba TK 2023 model Zibop ayarı yapıyor. Müşteri motoru beklemez arkadaşlar. Evet. O yüzden Cihan Usta geldi, açtı dükkanı. Bugün fazla konuşamıyor çünkü çok yoğun. İtinayla, hile orada olmadan kurallı, evet, bir şekilde motosiklet onarımı bakımı yapılır. Ama iki zamanlıya da ağırlık veriyoruz. Tabii. Öncelikle MES, Mobilet, evet, Peugeot, Java da olabilir ileride. Ama en çok sevilen Mobilet. Öyle. Mobilet Cihan Usta'nın ilk aşkı. Öyle mi bebeğim? Evet. MES de 5 vitesli hali. Ha. Ha. MES şey, Mobilet'in 5 vitesli büyütülmüşü. Ya 5 vites yapılmış, Mobilet'in büyütülmüşü MES. Evet. Cihan Usta, biz seninle nasıl tanışmıştık hatırlıyor musun? Ha. Nasıl tanışmıştık? Hüsnü'ne depolu Mobilet'le gelmiştin, kabrator çıkmıştı. Süper 51'di. Ha. Şurada yolda kalmıştım, o zaman çocuktum. Ben de kola kutusu sardım kabratora gittim. Doğru söylüyorsun. Ortadan çıkmıştı, kola kutusu kestim. Bak unutmamış hala. O 2013 yıl. Öyle miydi? Öyleydi. Usta teşekkür ediyorum, seni çok tutmayacağım. Eyvallah.
Hayırlı akşamlar dilerim. Mekanın arkadaşımız tek teker halinde. Devam et. Ne başlıyor? Geliyorum, sana da geliyorum. Dur getirsin inşallah. Sezgin abiye sana da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Mert abi. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Seyircilerimizi bekleriz. Kolay gelsin.